Değerli kardeşlerim, bakınız ekranda görüyorsunuz. Evrim Ağacı ve Sinan Canan'ın yazılarından örnekler koyduk. Evrimi reddeden ne kadar insan varsa, ne kadar Müslüman varsa, hepsine evangelistlerle irtibatlı gibi gösterme manipülasyonunu uzunca bir zamandır sistemli olarak ittifakla sergilediklerini görüyoruz. Buna evrimi bilim, bilimi de evrim gösterme manipülasyonu da ekliyorlar. İşte bütün bunlar bizzat İslam toplumunun geleceğini hedef almış açık ve planlı bir saldırıdır. Şimdi de ateist deist bu evrimcilerle aynı ağızla konuşan, ben Müslümanım diyen evrimciyi dinleyelim. Ama kullandığı kaynaklar, işte evangelist kaynaklar kullanırsanız, evangelistler uydurmayı sever, uyduruyorlar. Siz de bu uydurmaya ne yazık ki araç olursunuz yani. Ama yıllardır bunu özellikle evangelistler evrimcilerin itirafları diye hem bağlamından koparıyorlar hem uydurma yani tahrif ediyorlar. Bunu tabii Türkiye'de Adnan grubu alıp bu şekilde tahrip edilmiş şekilde Türkçe'ye sundular. Evet, yani evangelistleri veya Adnancıları takip ederseniz, Adnancılardan mı aldı yoksa evangelistlerden mi aldı suç onların da? Evet, Seren Hocam. Kusura bakma, arada ben böyle giriyorum. Yok, çok daha iyi hocam sizin yorum yapmanız. Türkiye'de evangelistlerin siteleri var. Bunlar tabii evangelistler kendi takipçilerini kandırmak, elinde tutmak için kasıtlı olarak tahripler uygularlar. Ya bunlar zaten bir kısmı dünyanın 10 bin yaşında olduğunu söylüyor. Bizim şeye uydurma diyorlar. Türkiye'de bulunan neydi? Arkeolojik kalıntılara Çatalhöyük'e falan uydurma diyorlar yani. Göbekli Tepe'ye uydurma diyor. Yani böyle bir şey arkadaşlar bunlar. Bunların zaten sağlayacağı veriler ne kadar güvenilir olabilir. Bu tabii gene evangelistlerin yaklaşımı. Çünkü onlar Tevrat'taki tekvin açıkça anlatır. Niye savunuyorsun bunu İslam'ı? Çünkü evangelizm adına farkında olmadan savunuyorsun. Tekvini savunmak istiyorsun Tevrat'ın. Orada bilime ters gidersin yani, yapacak bir şey yok. Yani komplo teorisi kuruyorlar ya bazen bunlar. Yani aslında komplo teorisi kuracak olsak ben öyle kurmuyorum ama dersin ki Siyonistler bunları yapıyorlar. Niye? Çünkü tekvini savunmaya çalışıyor ya, Tevrat'ı savunmaya çalışıyor. Tevrat için bilimi reddediyor. Allah'ın yarattığı ayetleri Tevrat için reddediyor. Yani bazen diyorlar siz Siyonistler evrimi. Yok. Bu tam şey tersi yani. Siz tekvini savunmaya çalışıyorsunuz. Evangelistlerle siz aynı kaptasınız. Hani evangelistler de Siyonist yanlısıdır. Onlarla aynı kaptasınız yani. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu arkadaşlar bence samimi tabii. Dostlarımız samimi ama yanlış kaynaklardan besleniyorlar bence. Komplo. Tabii evangelist değil. Öyle bir sorun var. O yüzden evangelistler beğenmez yani. Evangelist olması lazım. Ama evangelist ve evangelistleri kananlar dışında da evrim düşmanları yok. Böyle bir ilginçlik var. Vay vay vay. Şu hale bakın. O kadar iftirayı, çamuru at. Milletin kafasını bulandır. Sonra da bu dostumuzu tenzih ediyoruz. Öyle mi? Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Bir de bizim Ers Meyre iftira attığımızı söyleyerek duyar kasıyor aklı sıra. Asıl siz panzehir sırf evrimi reddediyor diye saldırıp bu kadar iftirayı nasıl atabildiniz? Güle oynaya hiç mi utanmadınız? Üstelik Darwinizmi kabul etmekle İslam dairesi dışına çıkmış olan birilerinin bizi neredeyse tekfir eder derecede yok evangelistler yok Tevrat'ı savunuyorlar. Bu derece iftiralara cüret etmesi de son derece ironik ve trajikomiktir. Müslüman Tevrat'ı mı savunur? Tekvini mi savunur? Hak'tan sapmış Adnan'ı, kafir evangelistleri, zalim siyonistleri mi savunur? Bunları savunan biri Müslüman olabilir mi? Bunları savunan biri Kur'an'a, Hazreti Peygamberimize hizmet eder mi? Bunlar ne yaman çelişkilerdir, ne büyük veballerdir. Hiç mi bakmadınız kanalımıza? Allah ıslah eylesin. Öncelikle biz Göbekli Tepe gibi bulguları reddetmiyoruz. Lakin hem bilimsel yaş tayinleri kesinlik ifade etmiyor, tahminlerden ibarettir. Yaş tayin metotlarının pek çok eksik yönleri var. Geliştirilmeye ve çarpıtılmadan yorumlanmaya da ihtiyacı var. Hem de evrimci hegemonyaya mahkum paleontolojinin, arkeolojinin yaş tayinlerine güvenmiyoruz. Çünkü bilimi işgal etmiş olan hayali evrim sürecinin milyon milyar yıl gibi uzun zaman dilimlerine ihtiyacı var. Bu ihtiyaca cevap vermeye çalışanların çırpınışları var. Asıl ben şunu sormalıyım. Nice sahte fosilleri uydurmuş bir zihniyetin sunduğu delil görünümlü söylencelere siz hangi akla hizmet edip de güveniyorsunuz? Bilim alanını işgal etmiş bu materyalist zihniyet, semavi dinleri bitirmeyi kafasına koymuş. Bir kısım bilim adamları buna odaklı çalışıyor, bu amaçla yazıp çiziyorlar. Bilim adamı Lipson'un itiraf ettiği gibi evrimle uyumlu olması için bilimsel verileri eğip büküyorlar. Ayrıca İslamiyet tek hak dindir. Evangelizm, Hristiyanlık, Musevilik tahrif edilmiş batıl dinlerdir. İslam'da evrenin, dünyanın veya ilk insanın yaşı ile ilgili net ve kesin bir ifade yok. 7000 yıllık ifadesi sahih bir hadiste geçmiyor. Ama şunu da bilmemiz gerekir. Bazı ayet ve hadisler müteşabihtir. Zaman dilimleri de değişir. Mesela Allah katında bir gün dünya günlerinden binlerce güne denk olabilir. Güneşe göre gün ayrıdır, Antares yıldızına göre ayrıdır. Dünya yılı ayrıdır, ahiret yılı ayrıdır. Kainatın 6 günde yaratılma ifadesini de buna kıyas ediniz. Dolayısıyla Göbekli Tepe gibi arkeolojik bulguların varlığının ve yaş tayinlerinin İslamiyet'le çelişen hiçbir yönü yoktur.
Bilim işgalden kurtulup da özellikle bu yaş tayinleriyle ilgili veriler, objektif bilim insanlarının eline geçtiği ve çarpıtılmadan doğru yorumlandığı vakit işin renginin değişeceğinden şüphem yok. 40 yıl okullarda okuttukları sahte fosilleri, foyaları meydana çıkınca ortadan kaldırdıkları gibi bu yaş tayinlerindeki şaibelerin de ortadan kalkacağına, meselenin netleşeceğine inanıyorum Allah'ın izniyle. Evet, evrimciler evrim aleyhindeki bilgi ve belgeleri itibarsızlaştırma manipülasyonları sergiliyorlar. Bu manipülasyonlardan biri evrim karşıtlığının ülkemize evangelistlerden ithal olduğu iddiasıdır. Bu aldatıcı söylemle Müslümanlar arasında evrim yayılmaya çalışılmakta, çoğu Müslüman olan halkımız nezdinde evrimi reddeden insanlar itibarsızlaştırılmakta ve evrim aleyhindeki delillerin etkisi kırılmaktadır. Evrim ağacının da itiraf ettiği gibi tüm semavi dinler, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam, yaratılış ve yaratıcı hakikatinde bir diğer deyişle evrimi reddetme hususunda müttefiktir, hemfikirdir. Bu hemfikirlik sayesinde farklı dinlere mensup bilim adamlarının birbirlerinin sözlerinden istifade etmeleri de son derece doğaldır. Bununla birlikte Müslümanların evrimi reddetmek için Adnancılara, evangelistlere veya diğer semavi din mensuplarına ihtiyacı yoktur. Her Müslüman Kur'an'ı Allah'ın kelamı kabul eder. Kur'an ise 1445 yıldır onlarca sarih ayetinde, yani yoruma açık olmayan, manası açık ve o manada ittifak edilmiş olan ayetlerinde evrim iddiasının aksine insanın hayvandan değil topraktan dönüştürülerek yaratıldığını öğreterek sözde evrim teorisini açıkça reddetmektedir. Müslüman Allah'ın kelamına ve elçisine teslim olana denir. Batıdan ithal evrim gibi materyalist fikirlere teslim olanlara değil. Allah evrimle yaratıyor söylemleri ise tam bir skandaldır. İslam'ı da evrimi de bilmemektir. Cehalet örneği ucube fikirlerdir. Çünkü Allah'ın yarattığı hiçbir şey evrim adı takılamaz. İsterse bir hayvanı insana dönüştürmüş olsun. Faraza böyle bir dönüştürme olsa bile bu da bir yaratılış çeşidi olur. Adına evrim denilemez. Faraza diyoruz, böyle bir şey yok. Allah-u Teala böyle yaratmıyor. Bu iddialar hem İslam hem de evrim öğretilerinin ana kavramlarına zıttır. Dolayısıyla evrimle İslam'ı bağdaştırma senaryolarına göre anlatılan evrim, evrim değildir. O artık evrim olmaktan çıkmıştır. İslam da İslam değildir. O da artık İslam olmaktan çıkmıştır. İkisinin de içi kavramsal olarak boşaltılmış, ana esaslarına muhalefet edilmiştir. Kur'an'a iman eden bir Müslümanın evrimin aleyhinde olmak için Adnancılığa, evangelistlere veya herhangi başka bir din mensubuna ihtiyacı olabilir mi? Yaratıcının kelamı Kur'an ve elçisi Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evrim mi anlatmış? Allah evrimle yaratıyor mu demiş? Allah insanı hayvandan dönüştürmüştür mü demiş? Ortak ata mı demiş? Yoksa tam aksini mi söylemiş? O zaman Adnan mı vardı? Evangelist mi vardı? Bakınız bazı oryantalist ve ateistler Hazreti Peygamberimize iftira ediyorlar. Haşa, Kur'an'ı Tevrat'tan, İncil'den taklit ederek yazdı propagandasını ağız birliği etmişçesine yayıyorlar. Ta ki İslam'a zarar versinler. Amaçları bu. Halbuki hem Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmidir, okuma yazması yoktur. Hem de Tevrat ve İncil, Peygamberimizin vefatından 200-300 yıl sonra ilk kez Arapçaya tercüme edilmiştir. Yani Peygamber Efendimizin Tevrat ve İncil'i okuma imkan ve ihtimali dahi söz konusu değildir. Evangelizm de 1700'lü yıllarda temeli atılmış, 1900'lü yıllarda adı konmuş bir küfür akımıdır. Adnancılık ise 1980'li-90'lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Müslümanlar ise 1445 yıldır ayetlere, hadislere dayanarak evrimi reddediyorlar. Buna günümüzde tarafsız bilimin verileri de eklenmiştir, ayrı mesele. Şimdi soruyorum, evrimcilerin evrimi reddeden Müslümanlara attığı bu Adnancı, evangelist vesaire iftiralarının, bazı oryantalist ve ateistlerin Hazreti Peygamberimize attığı iftiradan ne farkı var? Peki bunların amacı ne? Elbette bunların amacı da evrimle mücadele davasına zarar vermek, etkisini kırmaktır. Bu müfterileri önce Allah'a, sonra da basiret ve insaf ehlinin insafına havale ediyoruz ve hadlerini bilmeye davet ediyoruz. Bununla birlikte evrimi reddeden Hazreti Peygamberimiz, bilimin en büyük teşvikçisi ve savunucusudur. Her çağa hitap eden, kıyamete kadar daima genç ve hükmü geçerli olan Kur'an ve hadisler, evrim safsatasını açıkça reddediyor. Bilimi değil. Bilim ayrıdır, evrim ayrıdır. Bilim evrim değildir, evrim de bilim değildir. Bilim evrimcilerin tekelinde de değildir. Bununla birlikte bilimle evrim birbirinden ayrı olmakla da kalmaz. Evrim bilim karşıtlığıdır. Bilimin gösterdiklerinin tam tersini iddia eden bir dogmadır. Hadi Kur'an'ı da Hazreti Peygamberimizi de evangelistlerle irtibatlandırmaya kalkın, haşa. Hadi Adnancılıkla suçlayın, haşa.
Bunu nasıl yapamazsanız, Kur'an'ı ve Hazreti Peygamberimizi rehber edinmiş olduğu için evrim inancını reddeden ve evrimle mücadele eden Müslümanlara da bunu yapamazsınız. Bu haddinize değildir. Peki bu gayri etik sataşmalar Müslümanlıkla, insafla bağdaşır mı? Peki hangi akademiyle, bilimseverlikle bağdaşır? Ancak evrimcilikle bağdaşır. O yüzden evrim ağacı gibileri rehber edinmiş olanlar da onlarla aynı manipülasyonları sergiliyorlar. Mesele bu kadar açık ve net olduğu halde Müslümanlar arasında evrimi yaymak maksadıyla bu tür evrimci manipülasyonları sergiliyorlar. Tutturabildiklerine, kandırabildiklerine. Evet, biz Müslümanlar ilim Çin'de de olsa alınız buyuran Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı uyarak tarafsız bilim ve doğru bilgi edinme söz konusu olduğunda hangi inançtan bilim insanı olursa olsun fark etmez. Hepsine istifade ederiz. Birçok farklı inançtan bilim insanlarıyla evrimin olmadığı ve yaratılışın hak olduğu konularında hemfikir olmamız, onlarla her konuda hemfikir olduğumuz anlamına gelmez. Rehberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olan birinin başka rehberlere ihtiyacı yoktur ve olamaz. Burada önemli olan bu gayrimüslim bilim adamlarının ne anlattığıdır. Kendi dinlerinin inançlarının tebliğ ve propagandasını mı yapıyorlar, yoksa bilim mi anlatıyorlar? Alıntılarımızdan da görüneceği üzere bunlar bilim adamıdır ve bilim anlatmaktadır. Bilimsel verilerle evrimi çürütmektedir. Özetle bunlardan alıntıları sunmamızın sebebi kim olduklarından ve neye inandıklarından bağımsız şekilde İstifade edilmesi gereken önemli bilimsel verilerle ve bilgilerle dolu gerçekleri ifade ediyor olmalarıdır. Profesör James Tour örneğinde olduğu gibi. Tarafsız bilimin verilerini sunan batılı bilim adamlarının evrim aleyhindeki sözleri, makaleleri ve anlatıları, batı hayranı olarak yetiştirilmiş günümüz gençliği nezdinde etkili olmaktadır. İşte bu nedenle bu alıntılardan bir maksadımız da gençliğin imanlarına hizmette ve Darwinist ideoloji gibi manevi uçurumlara sürüklenmekten kurtarılmalarındaki bu önemli etkiyi temin etmektir. İkincisi, bir diğer evrimci manipülasyon, evrim aleyhine konuşan bilim adamlarının şahısları ve inançları üzerinden sözlerinin etkisini kırmaktır. Ama bu pseudo-scientific, yani sahte bilimci, ama bu da Hristiyan, yok bu da Musevi, evangelist, yok dinci, yok ama bu zaten evrimci, ateist, siz cımbızlama yapıyorsunuz gibi evrim aleyhindeki kanıtları örtbas etme manipülasyonlarıdır. Bu klasik ve organize hareketlerle evrim aleyhindeki etkileri kırmaya amaçlamaktadırlar. Halbuki bakıyoruz, dikkat ediyoruz ki bu bilim insanları bize Hristiyanlık, evangelizm, Musevilik ve herhangi bir din anlatmıyorlar. Saf bilim anlatıyor, sadece bilimsel verileri ve bu verilerin gösterdiği sonuçları, götürdüğü mecburi neticeleri sunuyorlar. Söylemlerini de bilimsel çalışmalara, makalelere dayandırıyorlar. The talk at hand. I'm not going to make any reference to God, any reference to intelligent designer, any or anything. I'm just going to allow science to critique the science. What do we have to say about origin of life? What does science tell us? What can we infer here? And so by choice, I am not going to mention God, because if I mention God and Jesus Christ, people will say, oh, Tour introduced the baby Jesus to talk about this. It's not a real talk. All right, this is pure scientific talk. Ateist ve evrimci bilim adamlarından da evrim aleyhine çok itiraflar görüyoruz. Bunlar cımbızlama değildir ve olamaz. Çünkü adı üstünde itiraf ve bu itiraflarda evrimci bilim adamları arasında dahi ittifaklar mevcut. Mesela biz ateist bilim adamı Profesör Francis Crick'ten örneklerle, alıntılarla evrimin çürüklüğünü ispat ettik. Ne diyeceksiniz? Panzehir ateistlerle irtibatlı mı diyeceksiniz? Bunu nasıl diyemiyorsanız, evangelistlerle, Hristiyanlarla irtibatlı da diyemezsiniz. Bu gayrimüslim bilim adamları da bilimsel veriyi sunuyor. Biz de bunu gösteriyoruz. Bizim alıntılarımızda bu adamlar kendi batıl dinlerinin misyonerliğini yapmıyorlar. Önemli olan bu. Ayrıca panzehir videolarına dikkatle bakan herkes apaçık anlar ki panzehir evangelizm, Hristiyanlık, Musevilik ve Darwinizm gibi ne kadar batıl din varsa bunların hepsine karşı bir panzehir hükmündedir. Çünkü İslam'ın tek hak din olduğunun delillerini sunuyor. Ayrıca başta Darwin bu itirafları kendisi beyan ediyor. Türlerin Kökeni kitabının kurama ilişkin sıkıntılar başlıklı 6. bölümünde bunların birçoğunu bulabilirsiniz. Özetle ittifakın, itirafın olduğu yerde cımbızlamadan söz edilemez. Hangi dine mensup olursa olsun din değil bilim anlatan bilim insanlarını da işinize gelmeyen doğruları söylüyorlar diye itibarsızlaştıramazsınız. Bilim severseniz bunları da dikkatle, saygıyla dinlemelisiniz. Sundukları verileri mihenk kabul etmelisiniz. Verinin aksine giden yorumları değil. Üçüncüsü, bir diğer evrimci manipülasyon İslam alimlerinin evrimi kabul ettiği, hatta Darwin'den önce evrimi öne sürdüğü iddialarıdır. Burada da bir kavram kargaşası sergilenmekte ve insanlarımız aldatılmaktadır.
Bakınız, 1980'lerden çok önce ülkemizde Doğu Cephesi'nde yazılmış olan Osmanlıca İşaret-ül İcaz tefsirinin 137. sayfasında büyük İslam alim Bediüzzaman Hazretleri direkt evrimi tarif ederek reddediyor ve hayal ürünü batıl bir inanç olduğunu açıkça beyan ediyor. Her türün kendi türünden Adem babaları ve Havva anaları olduğunu ifade ediyor. Yani bitki hayvan düzeyinde dahi evrimin olmadığını, türlerin ayrı ayrı yaratıldığını belirtiyor. İşte İslam'la çelişmeyen açıklama böyle olur. İslam'ın söylediği açık gerçek budur. Üstelik Bediüzzaman Hazretleri bu söylediklerini üreme kanunlarıyla ilgili bilimsel bir gerçekle de destekliyor. Demek neymiş? Müslümanlar arasında ve ülkemizde evrim karşıtlığının evangelistlerden ithal olmakla ve 1980'lerden sonra başlamakla zerre kadar alakası yokmuş. 1445 yıl öncesinden İslam'ın doğuşundan beri bütün Müslümanlar olarak evrimi reddediyoruz. Hazreti Mevlana, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Elcahız gibi İslam alimlerinin hepsi insanın topraktan yaratıldığına dair sarih manalı onlarca ayete iman etmiş ve kitaplarında da yazmışlardır. Onlar asla ve kesinlikle bu sarih ayetleri çarpıtmaz, tevhile cüret etmezler sizin gibi. İnkara veya çarpıtmaya cüret edecek olsalar zaten İslam dairesinden çıkarlar. Dolayısıyla da İslam alimi olmaktan çıkarlar. Hiçbir İslam alimi insanın hayvandan dönüştürülerek yaratıldığı iddiasını, yani teistik evrimi kabul etmemiştir, anlatmamıştır. Bununla birlikte kitaplarında ifade ettikleri değişimler, tekamül, gelişim, istihale gibi evrim olmayan tür içi değişimlerdir. Mahlukatın mertebe tasnifleridir. Allah'ın inşa ile yaratmasıdır. Bunların evrimle zerre kadar alakası yoktur. Bunlar İslam'la da, bilimle de çelişmez, uyuşur. Bu değişimleri evrim adıyla anarak evrim gibi göstermek ve İslam alimlerini ateist bir ideoloji olan evrim spekülasyonuna dayanak yapmaya kalkmak asla kabul edilemez bir evrimci yanılgı ve manipülasyondur. Bazı İslam alimleri şu tarz anlatımlar yapmışlar. Mesela önce bitkiler yaratıldı, sofralar kuruldu, sonra otoburlar, daha sonra etoburlar, en son insanlar yaratıldı gibi. Bunları anlatıyorlar ama İslam alimlerini misal olarak söylüyorum. Bitkiler otoburlara dönüştü, otoburlar etoburlara dönüştü, hayvanlar insanlara dönüştü gibi bir anlatımları asla söz konusu değildir. Uzaktan yakından alakası yoktur. Ey evrimciler, ne diyeceksiniz? Bu alimlere de ilk insanın direkt topraktan şekillendirildiğini kabul ediyorlar ve evrimi reddediyorlar diye Hristiyanlarla, evangelistlerle, adnancılarla irtibatlılar mı diyeceksiniz? Ne Kur'an-ı Kerim, ne Hazreti Peygamberimiz, ne de İslam alimleri evrim anlatmamışlardır. Bilakis evrimi reddetmişlerdir, çürütmüşlerdir. Peki bunların peşinden giden ve yollarına hizmet eden panzehiri ve diğer Müslümanları gayrimüslim akımlarla, adnancılıkla ve hatta Siyonizmle irtibatlı göstermeye kalkışmak kimin haddi nedir? Bu ne cürettir, bu ne büyük kul hakkıdır. Kardeşlerim, Siyonizm ikidir. Bir dini Siyonizm, iki siyasi Siyonizm. Dini Siyonizmin ideolojisi evangelizmdir. Siyasi Siyonizmin ideolojisi ise, dikkat ediniz, materyalizm ve Darwinizmdir. Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl agnostiktir ve Darwinisttir. Son 100 yıl içerisindeki defaatle yaşanan toplu katliamların, holokostların asıl sebebi nedir, hiç düşündünüz mü? Bu derece pervasızlık, milyonları katledecek kadar cüretkarlık nereden geliyor? Bu derece zulüm nasıl insanım diyen birileri tarafından içe sindirilebiliyor, normal görülebiliyor? İşte cevabı. İnsansı hayvan zihniyetini aşılayan evrim teorisi, yani Darwinizm, zulüm ve ırkçılık kaynağı toplumsal bir zehirdir. Çünkü Darwinizme göre doğada tek haklı vardır, o da güçlü olandır. Bakınız, Richard Weikart ne diyor? Her halükarda modern toplumda Darwinizmin hayatın kutsallığı etiğinin aşınmasına büyük ölçüde katkıda bulunduğunu söylemek kesinlikle yanlış olmaz. Darwinizm gerçekten bir ölüm kalım meselesidir. Bakınız, Hitler bir Darwinisttir. Milyonları katletmiştir. Onun bu ırkçılığı ve zulümlerin altında yatan asıl sebep işte bu evrim fikridir. Güçlü olan güçsüzü ezebilir ve bu normaldir. Doğada da bu zaten böyledir. Çarpık ve sapkın öğretileridir. Aynen Hitler gibi Stalin de evrimcidir. Aynı zihniyetle milyonları katletmiştir. Hitler ve Stalin'den sonra şimdi gelelim günümüze, gündemimize. Bu sapkın fikrin hala empoze edilmesinin getirdiği dehşet verici neticelere. Bakınız, Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl da bir Darwinisttir ve agnostiktir. Günümüz holokostçularında da aynı anlayışın devam ettiğini, aynı fikre sahip olduklarını görüyoruz. İbrahim Üniversitesi'nden Raphael Falk, 20. yüzyılın ilk yarısında Siyonist ideolojinin çok güçlü olduğunu gözlemlemiştir. Ve çoğu giderek öjenik odaklı hale gelen Darwinizmin antropolojik kavramlarına dayanıyor demektedir. İşte evrim fikrinin meyveleri bunlardır.
ve meyve ağacından haber verir. Unutmayalım. Şimdi dönüp yine soralım. Bu holokostlar vicdanla bağdaşır mı? Bağdaşmaz. Peki holokostlara zemin hazırlayan bir zihniyeti aşılayan evrim iddiası, vicdanı verenin yaratma kanunuyla bağdaşır mı? Asla ve kesinlikle bağdaşmaz. İşte bütün bu gerçekler ışığında insan fıtratının, vicdanın evrimle bağdaşmadığı, dolayısıyla İslam'ın da evrimle bağdaşmadığı ortadadır. Allah'ın yarattığı vicdanla bağdaşmayan Allah'ın dini İslam'la bağdaşır mı hiç? Şimdi siz Darwinizm savunucusu olduğunuz halde, biz sizin için bunlar Siyonizme hizmet ediyorlar, Siyonistlerle irtibatlar gibi bir ithamda bulunmuyorsak, siz panzehir gibi bir İslam hizmetkarına ve diğer Müslümanlara evrimi reddediyorlar diye evangelistlerle irtibatlılar imasında bulunamazsınız. Bu kimsenin haddine değildir. Binler yazıklar olsun. Panzehir hamdolsun ki tek hak din İslam'ın delillerini ortaya koyarak evangelizm, Siyonizm, Darwinizm gibi İslam dışı tüm inançların batıl olduğunu ispat etmiştir. Videolarımız ortadadır. Bu hizmetleri yapan bir kanalı böylesine itham etmek hangi insafa, hangi Müslümanlığa, hangi insaniyete sığar? Bu batıl ideolojilerden birine bile zerre kadar sempati besleyen biri Müslüman olabilir mi? Hele bir de Darwinizmi savunarak bunların yoluna hizmet eden biri Müslüman olabilir mi? Ben Müslümanım demekle Müslüman olunuyor mu? Akıl ve insaflara havale ediyoruz. İslam alimleri ve evrim konusunda daha detaylı bir video yapacağız. Konuyu delilleriyle sunacağız Allah nasip ederse. O yüzden burada kısa keselim. Özetle, kurulmuş olan klasik evrimci propaganda ve demagoji paradigmaları var kardeşlerim. Bunlar evangelist, bunlar Adnancı, evrimi bilmiyorsunuz, evrimi reddetmekle İslam'a zarar veriyorsunuz. Yok evrim maymundan geldik demiyor, gülen adam emojileri, aşağılamalar, alay etmeler vesaire. Evrim aleyhindeki tüm delilleri bu şekilde örtbas etmeye çalışıyorlar. Delil karartıyorlar. Herkesi bu paradigmanın bu yanlış ve yanlı bakış açılarının içine hapsedip etki altına almaya çalışıyorlar. Bir kısım insanımızı da maalesef aldatıyorlar. Bunlar organize beyin işgali ve zihin hipnotize etme yöntemleridir. Bir kez de şifre olunca da etkisi hiçe iner. O yüzden bunların fark edilmesi, anlaşılması çok önemlidir. Bu videomuz da buna hizmet etmektedir, hamdolsun. Şu gerçeği hatırlatarak bu kısmı da bitirmek istiyorum. Her kim haksız yere bir Müslümanın itibarını katletmeye kalkışırsa, Allah da onun itibarını, değerini dünya ahirette yerle yeksan eder. Ne Darwin ne de evrim ağacı onu kurtarabilir. Umarız inşallah ben Müslümanım diyen evrimciler de kimlerle aynı çuvala girdiklerinin, ne kadar büyük kul haklarına, İslam'ın hakkına girdiklerinin ve yarın mahşerde Allah'ın huzurunda kimlerle aynı safta yer alacaklarının farkına varıp yol yakınken uyanırlar. Tevbe edip iman tazelerler. Gelecek videolarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.